Ey güzel arkadaşım, ne kadar yetenekli olursan ol, eğer kararlı değilsen, eğer sabırlı değilsen ve bu yolun sonunu görmek gibi bir dirayeti ortaya koymuyorsan, maalesef yolun sonu hüsran olacaktır. İnşallah yolun sonu güzel olacaktır. İnşallah kararlı bir şekilde devam ediyorsun. Çünkü biz devam ediyoruz. Kampımızın 10. günündeyiz ve ne işleyeceğiz hocam? Ruh sağlığından 4, 5 ve 6. üniteleri. Dolayısıyla 6. testi işleyeceğiz. Hadi başlayalım. Pekiştirme testimizin ilk sorusu normal dışı davranışlarla ilgili. Normal davranış nedir? Normal davranış yapıldığı yere, sürekliliğine ve niteliğine göre değişen davranıştır. Yani aslında yere ve duruma göre davranmadır. Peki hangisi normal dışı davranış sayılmaz hocam? A baktığımızda diyor ki bir etkinlikten diğerine atlama, dürtü ve isteklerine göre dav davranmak, kafasına göre hareket etme. Yani burada çok normal bir davranış yok. Bir şeyden başka bir şey tamamlamadan başka bir şeye atlıyorsun. Oradan oraya zıplıyorsun. Dürtü ve isteklerinin esiri altındasın. Normal bir davranış değil hocam. Peki alışılmışın dışındaki durumları enine boyuna düşünme üzerinde sorgulama yapma normal bir davranış mıdır? Normal bir davranıştır hocam. Alışılmışın dışında bir durum var. Kişi ilk kez bu durumla karşılaşıyor. Dolayısıyla bunu analiz ediyor. Bundan doğal bir şey olamaz. Dolayısıyla bu normaldir. Peki herhangi bir durumda dikkati kolaylıkla dağılıyor, başka bir tarafa gidiyor, o olayın bütününü unutuyorsa normal dışıdır hocam. Peki kısa süreli anlık amaçlara tutulup planlama yapmayıp işte kafasına göre davranıyorsa çok da normal değildir hocam. Son olarak ilgisiz hatta saçma bir etkinliği durmadan sürekli tekrarlıyorsa obsesif kompulsif bir davranış olabilir. Yani anormal bir davranışı olabilir diyelim ve ikinci soruya geçelim. İkinci soruyu şöyle büyütelim. Sorumuz Kişilik testleriyle ilgili bir soru. Diyor ki hangisi yanlış bilgidir? Yanlışın altını özellikle çizelim ki unutmayalım hocam. Şimdi parçaya baktığımızda diyor ki kişilik testleri bireyin kişilik özelliklerini değerlendirmek ve farklı kişilik tiplerini belirlemek için kullanılan psikolojik araçlardır. Bu testler bireyin belli durumlar karşısında düşüncelerini, duygularını, davranış biçimlerini ne yapar? Ölçer hocam. Ancak kişilik testleri bireyin yeteneklerini veya bilgi seviyesini ölçmek için kullanılmaz hocam. Sonuçlar testin doğru şekilde uygulanması ve yorumlanması ile anlamlı hale gelir. Şimdi A şıkkı kişilik testleri bireyin genel düşünce davranış eğilimlerini belirleme yönelik midir? Evet net olarak parçada var mı? Evet hocam. Peki kişilik testleri bireyin bilgi düzeyini akademik başarısını ölçmek için yapılır mı? Yapılmaz. Genel yetenek testi uygulayın kardeşim. Yani kişilik testinde kişinin bilgisini akademik seviyesini ölçemeyiz. Net olarak burada da belirttik hocam. Devam edelim yine. Kişilik testlerinin sonuçları uzman kişiler tarafından mı yapılmalıdır? Evet hocam. Ben, sen, o, bu yapamaz. Kişilik testinde uzman olan bir psikolog tarafından yapılması lazım. Kişilik testleri bireyin sosyal ve duygusal özelliklerini anlama yardımcı olur mu? Olur. Kişilik testleri bireyin belli durumlar karşısındaki tepkilerini ölçmeye yarar mı yarar hocam. Üçüncü sorumuza gelelim. Üçüncü sorumuzda diyor ki bu gözlem kişinin oluşmasında hangi öğenin önemli vurgulamaktadır? Hemen şöyle çekelim ve okuyalım. Tek yumurta ikizi olan iki birey var. Doğumdan sonra farklı aileler tarafından evlat edilmiş. Yıllar sonra bir araya gelince bu kardeşlerin özelliklerin çok farklı olduğu görülüyor. Biri çok öfkeli, hoşgörüsüzken diğeri daha ılımlı, daha uysal, daha nazikmiş. Peki burada hangi faktörün, hangi öğenin etkisi vurgulanmıştır? Yaşadıkları ailedeki kişi sayısını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Demek ki vurgulanmadı. İklimden bahsettik mi? Biri yağışlı, biri karlı, biri güneşli bahsettik mi? Hayır hocam. Kalıtımın etkisi olsaydı her ikisinin davranışı da aynı olması gerekiyordu. Farklı olduğuna göre çevrenin, eğitim ve çevrenin burada etkisi vardır. Cevap D şıkkıdır. Şimdi geldim dördüncü soruya. Diyor ki ruh sağlığı yerinde olan bir birey için yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Öncelikle savunma mekanizmalarını az kullanırlar mı? Az kullanırlar. Fazla kullanıyorsa psikolojisi yerinde değildir. Ruh sağlığı bozulmaya başlamıştır. Bu tamam hocam. Olaylara pozitif yaklaşır mı? Yaklaşır mı? Olumlu yaklaşır mı? Yaklaşır hocam. Kusursuz olmaya çalışır mı? Çalışmaz. Çünkü hiç kimse kusursuz değildir. İnsanoğlu eksik ve hatalı bir varlıktır. Elbet hata yapar. Kusursuz olmaya çalışmak aslında psikolojik bir rahatsızlıktır. Yani %100 kusursuz olamazsınız. Dolayısıyla bu olamaz. Peki yaptığı hataları da yani yaptığı hatalardan bir pay çıkarır mı? Bir deneyim çıkarır mı? Onları e, olumlu bir şekilde görür mü? Evet bu hatayı yaptım. Bundan şu dersleri çıkarıyorum. Bundan pişman değilim. E, i̇nsan yaşayarak öğrenir der mi? Der hocam. Dolayısıyla Değerli arkadaşım 3 hariç hepsi olacak. Cevap E şıkkıdır. Geldik 5. soruya. Bize bir kişilik testi sorulmuş. Bu kişilik testinde değerli arkadaşım bireyin duygusal ve motivasyonel yapısını değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş. Test sırasında deneye farklı sahneler içeren bir dizi resimler gösteriliyor. Ve her resim hakkında bir hikaye oluşturmamız isteniyor. Peki niçin bunu istiyoruz? Diyoruz ki kişi kendi iş dünyasını, bilinç altındaki çatışmalarını bu resimler üzerinden bize aktaracak. Biz de bu analizi yapacağız diyoruz. Eğer için içinde resim varsa, resimleri yorumlama ve bunlarla ilgili hikaye yazma varsa gideceğin yer tematik algı testi olsun. Bu arada 20 resim gösteriliyor. Onu da söyleyelim. Cevap 5 yıkılır hocam. Geldim 6. soruya. 6. soruda Sümeye diye bir kızımız var. Sümeye başkalarıyla ilişkilerinde hem kendisine hem de başkalarına saygı duyuyor, değer veriyor, kendini olduğu gibi kabul ediyor, kendisiyle barışık bir bireydir. Peki Sümer'e ilgili ne söyleyebiliriz? Ne söylesek doğru söylemiş oluruz? Bakalım benlik bilinci güçlü değil midir? Güçlüdür hocam. Kendisiyle barışık, çevresiyle barışık, kendisini olduğu gibi kabul etmiş. Dolayısıyla ideal benlik ile gerçek benliği birbirine uzak değildir. Birbirine yakındır. Benlik saygısı yüksektir hocam. Başkalarına bağımlı değildir. İhtiyaçlar hayatısına göre, kendini olduğu gibi kabul ettiğine göre, kendisiyle barışık olduğuna göre kendini gerçekleştirme seviyesinde olabilir. Estetik seviyesinde değildir. Çünkü estetik seviyede olduğuna dair elimizde bilgi yok hocam. Gelelim 7 soruya. İskiman 6 kurama göre otobüste sürekli ağlayan bebekler var ya, o bebeklerin durumu <laughs> nedir diye sormuşuz. Şimdi hani, şimdi ben bazen Van'dan İstanbul'a, Van'dan İzmir'e gidiyordum. Özellikle öğrenciyken. 27 saatlik yolculukta ağlayan bebekler hiç susmuyordu. Çok rahatsız olursunuz ama bebekken yani yapacak bir şey yok. Bebekler altı kirlendiğinde, acıktığında kendini ağlayarak ifade ederler. Demek ki bebek bir ihtiyacı var, bunun giderilmesini istiyor ve dolayısıyla herhangi bir toplumsal kuralı göz önüne almıyor, onları zaten bilmiyor. Dolayısıyla isteklerin ve arzuların hemen yapılmasını istiyorsa psikoaltıp kurama göre Çocuklar id'in etkisi altındadır hocam. Gelelim 8. soruya. 8. soruya geldiğimizde diyor ki bu parçaya göre aşaklardan hangisi psikoterapi için söylenemez? Şimdi psikoterapi için ne söylenemez? Bakalım direkt şıklara. Bireyin kendisiyle barışık olmasını sağlar mı? Sağlar. Birbirini iyi tanıyan arkadaşlar birbirine psikoterapi yapar mı? Hocam hayır yapamaz. Nasıl yapamaz? Ya birimizi dinlediğimizde bize iyi geliyor. O olabilir ondan bahs bahsetmiyoruz psikoterapi yapabilmeniz için birinin uzman olması lazım, bir diğerinin danışan olması lazım. Yani böyle bir kural var. Sen şimdi bilmiyorsun, bilmediğin gibi saçma sapan yorumlar yaparak kişinin psikolojisini bozabilirsin. Dolayısıyla yakın arkadaş olman onu doğru yorumlaman anlamına gelmez. Hatta nesnel dahi yorumlayamazsın. Dolayısıyla cevap 5 şıkkıdır. Peki C şıkkına bakalım. Bireyin dengesini korumasına yardımcı olur mu? Olur. Çevresine uyumlu kolaylaştırma kolaylaştırır. Bireyin olaylara farklı bir şekilde yaklaşmasını sağlar mı? Sağlar hocam. 8'deydik 9'a geçiyoruz. Bugün sorumuz aslında basit bir soru. Gördüğünüz gibi bir takım boşluklar bırakılmış. Bunları tamamlamamız isteniyor. Ee, burada hangi kişilik testi var? Cümle tamamlama testi var. Biz buna bir yer cümle tamamlama testi diyoruz. Görmenizi istedim. Yani böyle bir test de var en azından şıklarda bir yer cümle tamamlama testi geçerse nedir diye şaşırmayın hocam. 10. soruda bir savunma mekanizması var. Bu savunma mekanizmasında kişi eksiklik ve yenilgilerin suçunu başkasına atıyor. Suçluk duygusu uyandıran düşünce ve davranışları diğer insanlara mal ediyor. Mesela sporcu yenilmiş ama hakemi suçluyor. Kişi yalancı ama başkasını yalancılıkla, delik dedikoduculukla e arkadaşım suçluyor. Yani kendisi yapıyor ama bunu kendisine yakıştıramıyor. Başkası üzerinden eleştiriyor. Biz buna ne diyoruz? Yansıtma diyoruz hocam. Tekrar söyleyelim. Kişi kendi suçunu ya da kendisinde var olan kötü özelliği kabul etmiyor. Başkası üzerinden eleştiriyorsa buna yansıtma diyoruz. Bahane bulma, akılcı gerekçeler bulmadır. Bastırmada bilinç altına itme vardır, unutma vardır. Gerileme var olan olgunluk düzeyinin altında, var olan evrenin altında davranmaktır. Mesela ergenlik dönemindeki birinin çocukluk yani bir çocuğun yaptığı davranışları yapması nedir? Ergenlik döneminden çocukluk dönemine inmedir. Dolayısıyla gerileme vardır. Yüceltme dediğimiz şeyde toplumun onaylamadığı bir davranışın olayına onaylanabilir alanda kendini göstermesidir. Ne demiştik bazı sorularda? Şunu demiştik. Kişi çok saldırgan, işte çok şiddet meyilli toplumunu kabul etmiyor. O da gidip boks ve de bunu gerçekleştirirse ve ülkemize önemli madalyalar getirirse, önemli başarılar kazandırırsa ne yaparız bu davranışını? Yüceltiriz hocam. Gelelim 11. soruya. Burada bize bir psikolojik rahatsızlık sorulmuş. Bakalım bu buket'in rahatsızlığı hangisiyle açıklanabilir? Buket son günlerde bedensel şikayetlerden dolayı doktora gidiyor. Ama birçok tetkik yapılıyor, birçok inceleme yapılıyor. Bir türlü bir bedensel rahatsızlığı bulunmuyor. Nereye yönlendiriliyor? Psikoloğa. Peki kişinin ne gibi rahatsızlığı var? Bedensel bir rahatsızlığı yok. Psikolojik bir rahatsızlığı var. O psikolojik rahatsızlık kendini bedenin üzerinde gösteriyor. Dolayısıyla biz buna psikosomatik bozukluk diyoruz. Şizofreni diyemeyiz. Şizofrenide ruh sağlığı bozulmuştur. Kişi olmayan bir dünya yaratmıştır o dünyanın içerisinde yaşamaktadır. Çeşitli kişilerin var olduğunu iddia etmektedir. Çökünlük depresiftir hocam. Bağımlı kişilik bozukluğu başkalarına bağımlı onlardan habersiz karar alamayan bir bireyden bahsediyoruz. Panik atakta ani bastıran işte kalp çarpıntısı, heyecan ve kaygı durumudur diyelim. Ve değerli arkadaşım 5. testimize geçelim. 5. testimizdeki ilk sorumuz diyor ki aşağıdakilerden hangisi bireyin gerçeklik algısının bozulduğunu gösterir. Bakalım odadan gelen sese gidip baktığımızda gerçeklik algımız bozuluyor mu? Hayır bir ses geldi. Gittim baktım abi normal bir insan. Peki kolumun üzerinde şu an yeşil adamlar yürüyor. Zaten şu an saat 12 olmuş. Etrafta gördüğünüz gibi ayıcıklar uçuşuyor dedim de abi videoyu kapatın yani. Çünkü tamamen gitmiş bulunmaktayım. Yani burada değerli arkadaşım gerçeklik algım bozulmuş. Ruh sağlığım bozulmuş. izlemenizi tavsiye etmem. Ama bakın ruh sağlığım şu an yerinde. Bunu söyleyebiliyorum. Siz devam edin. Sınav sesinden dolayı karnımız ağrır mı? Ağrır. Benim de ağrıdı. Senin de ağrır. Normal hocam. Nesneleri uzaklık ve yakınlıklara göre algılamada sorun olabilir ya da farklı algılayabilir miyiz? Algılayabiliriz. Uçağa binince korkudan terleyebilir miyiz? Terleyebiliriz. Burada normal davranışlar var ama D şıkkı anormal bir davranıştır. İkinci sorumuza bakalım. Diyor ki bu açıklama normal ve anormal ayrımında hangi önemin ölçüsünü vurgulamaktadır? Düşünsenize süpermarkete gittiniz. 17 yaşında bir çocuk var. İşte hani okulunuzdan birisi olsun. Otur ağlıyor. Anne bana bunu al. Anne anlamalısın. Filan diye ağlıyor. Lan dersin manyak mısın lan sen? Yani bir şey alması için bebek gibi kendi yere atıyor. Çocuk gibi kendi yere atıyor. Ağlıyor. Hani bizim Aren gibi düşünsene. Kendi yeri atmışsın. Bana bu oyuncağı al, bana balonu al, bana çikolatayı al gibi. O yapsa normal. Çünkü onun o çocuk dersin, normal karşılarsın. Ama sen 17 yaşındasın be utanmaz. 17 yaşına gelmişsin hala çocuk gibi davranıyorsun. Dolayısıyla anormal bir davranıştır. Anormal davranış ne, olarak değerlenmesinin nedeni davranışı yapanın gelişim dönemidir. Çocukluk dönemindeki herhangi birisi yapsa normal. Ama ergenlik döneminde 17 yaşında bir çocuğun bir gencin yapması doğru bir davranış değil. O yüzden cevap C şıkkıdır hocam. Geldim 3. soruya. Bir kişilik kuramı sorulmuş ve bu kişilik kuramına göre kişilik bir bütündür. Yaşam boyu devam etmektedir. Kişilik oluşumunda hem biyolojik faktörler hem de sosyal çevre önemlidir. İşte bu yaklaşım psikososyal kuramdır. Hocam ben psikoanalitik olarak düşünüyordum. Düşünme arkadaşım. Çünkü bu kuram yani psikoanalitik kuram 18 yaşında bitiriyor gelişimi ki zaten diyor ki 7'sinde neyse etmişinde odur diyor. Artı sadece biyolojik faktörlere önem veriyor. O yüzden psikolojik yaklaşıma gidemeyiz. Psikososyal kurama gideriz hocam. Geldik nereye? Dördüncü soruya. Dördüncü soruda direkt diye bir kızımız var. Stresle başa çıkmada aşağıdaki yolların hangisini tavsiye ederiz kendisine? Çünkü şöyle bir durumu var. Sınavlarda aşırı bir stres gösteriyor. Birkaç gün sonra da önemli bir sınavı var bu sınavda başarısı olacağını düşünüyor ve stresi giderek artmakta. Şimdi ne tavsiye ederiz? Sürekli bunu düşünmesi ya ben nasıl başa çıkarım diye sürekli düşünürse zaten stresi giderek daha da artacak. Olay perişan olacak. Peki sınav günü rapor alsa ya bir başka gün girecek. Dolayısıyla yine sınav aynı sınav. Peki okuldaki rehber öğretmenine gitse konuşsa işte stresi nasıl kontrol edebileceğini öğrense olur mu? Olur hocam devam edelim. Sınav olmayacakmış gibi davransa o gerçekle o gün yüzleşeceksin. O zaman olacak. O zaman var olacak. Peki psikiyatrinin yani bir psikiyatristin kardeşine verdiği ilaçları alsa o daha da büyük saçmalık olur. Biz bize verilen ilaçları kullanırız. Başkasının ilaçlarını kullanmamız bize iyi gelmeyebilir. Doğru da bir yaklaşım değil. Kafamıza göre kullanamayız hocam. Gelelim nereye hocam? Beşinci soruya burada bir kişilik testi sorulmuş ve denilmiş ki kişiliğin başkaları üzerine bıraktığı etkilere bakarak değerlendirmesidir. Bireyi tanıyanlar onu çeşitli özellikleri bakımından ne yapıyorlar? İşte gördüğünüz gibi çok iyi, altını çizelim, çok iyi, iyi, orta, zayıf ve çok zayıf olarak derecelendiriyorlar. Mesela işte problem çözme becerisini, arkadaşlarına yaklaşımını, sosyal becerilerini, liderlik becerilerini değerlendiriyorlar. Mesela iyi, mesela orta gibi. Burada bu değerlendirmeyi ne diyoruz? derecelendirme ölçeği diyoruz hocam. Gelelim 6. soruya. 6. soruda bize bir psikolojik destek türü sorulmuş. Bakalım. Büşra uzun zamandır hayatında önemli kararlar vermekte zorlanıyor. Kendi yeteneklerini ve ilgi alanlarını net bir şekilde göremiyor. Bunun için işte tatmin edici bir cevap bulmak için psikoloğa gidiyor. Psikolog Büşra'nın içsel potansiyelini ve kendine olan güvenini fark etmesine yardımcı oluyor. Yani sorunun kaynağı yine sende diyor. Kendine güven, iç potansiyellerini ortaya çıkar. Bunun için uğraşıyor. Seanslar boyunca işe kişinin hedeflerini ve güçlü yönlerini keşfetmesini sağlıyor. Bu farkındalıkla işte Büşra sağlıklı kararlar almaya başlıyor. Şimdi Büşra'ya, Büşra sen değerlisin, sen önemlisin, kendine güvenmelisin, önemli özelliklerin var, bunları yapmalısın dedi. Büşra sürekli sen değerlisin mesajı verdi. Bu da hümanistik yaklaşımın bir terapi yöntemidir. Dolayısıyla cevap D şıkkıdır hocam. Gelelim 7. soruya. 7. soruda bir davranış bozukluğu sorulmuş. Diyor ki bu kişi kötü bir şey olacağı endişelerine yani kötü bir şey olacakmış gibi düşünüyor böyle bir e, kurgu yapıyor da ondan sonra kalp çarpıntısı nefes almada sıkıntı mesela özellikle bu kişiler nefes alamıyor. Yani neredeyse boğulacak gibi oluyorlar. Kaslarda gerginlik oluyor. Yani böyle kas katı kalıyorlar. Dolayısıyla bu bozukluk nedir hocam? Bu bozuk maalesef anksiyetedir. Yani kişinin endişelenmesi ve kaygılanması sonucunda kalp, kalp çarpıntısı, nefes darlığı işte gerginlik, kasılmaya biz anksiyete bozukluğu diyoruz. Şükürler olsun konuşabildik. Schizofrenide ne vardı? Olmayan bir dünya yaratma vardı. Paranoyada ne vardı hocam hatırlayalım? Ee, sürekli şüpheci bir durum vardı. Kişinin sürekli takip edildiğini düşünmesi vardı. Ee, ondan sonra diğerlerini de az çok söyledik, uzatmayalım ve devam edelim. Şimdi üniversite okumuş olan bir ee... Kız var doğrusu şöyle soruyu tam söyleyelim üniversite okumamış bir anne var kızı üniversiteyi kazanıyor ve sürekli her yerde günlerde ondan sonra düğünlerde gitti her yerde annesi kızından bahsediyor sürekli kızını övüyor ve kızıyla övünüyor hocam burada hangi savunma mekanizması kullanıyor kızıyla özdeşleşiyor sanki kendi okumuş gibi onun... İşte okuduğunu, kazandığını ve üniversitesini anlatıyor. Burada değerli arkadaşım özdeşim kurma, savunma mekanizması var hocam. Gelelim hayal kurmaya. Şimdi hepimiz hayal kurarız ama hayalcilik apayrı yere giderse o zaman sorun oluyor. Gerçeklikle bağlandığımızı koparabiliyoruz. E, peki bakalım hangisi bu duruma örnek olabilir? Okulda başarısız olan bir öğrencinin yaramazlıklarla dikkat çekmeye çalışması aslında telafidir. Bir alandaki eksikliğini diğer alanda gideriyor. Bu olmaz. Peki farklı bir gencin. E, farklı bir gencin. Ulan fakir bir gencin. Evet. Fakir bir gencin piyangodan büyük bir ikramiye kazandığını düşünüp parayı nasıl harcayacağını düşünmesi. Bir şey söyleyeceğim. Hiç sizde de oluyor mu? Bende şahsen oldu. Yani işte piyangoyu kazanıyorum. Paralarım oluyor. Ondan sonra bunları harcıyorum falan. Olmuştur diye düşünüyorum. Bununla ilgili yorum yazabilirsiniz sevgili arkadaşım. Bu hayal etmedir. Ama sıklıkla bunu yaptığımızda gerçekten psikolojik bir sorundur. Gerçekle bağınız kopmuş, sürekli hayal alemindesiniz, sürekli bunları düşünüyorsunuz, farklı şeyler düşünüyorsunuz ve dolayısıyla e, gerçeklikle ilgili sorumluluk almıyorsunuz. Bu sorunsal bir durum. E, kel bir gencin saç ekmesi, kellere laf söylemeyelim bizim de daha çok saçımız dökülmüş. Biz de ekebiliriz, bu bir sorun yok hocam, normal davranış. Kısa boylu bir kişinin işte sürekli topuklu ayak, ayakkabı giymesi aslında bir eksikliği gidermeye yönelik bir durumdur hocam ama hayal kuruma değil. Derbi maçını kaybeden sporcunun ağlaması bir duygu boşalması olabilir sevgili arkadaşım. Cevap B şıkkıdır. Gelsin 10. soru. Şimdi 10. soruda duygusal bir durum var. Sevgisine ayrılan bir kadın ona çok sinirleniyor. Aldığı tüm hediyeleri çöpe atıyor. Yani hatta işte kırıyor, döküyor, hepsini atıyor. Şimdi ne yapmış oluyor? Aslında öfkesi kime? arıldığı sevgilisine ona yöneltmiyor da şöyle çeviriyor aldığı nesnelere yöneltiyor. Dolayısıyla yer yön değişme savunma mekanizmasını burada kullanıyor. Ama şıklara bakıyorum direkt yer yön değiştirme yok. Bunun yorumlanış şekli var. Bakalım fark etmez. Her ikisi de yer yön değiştirmeye çıkar. Düşündüğünün ve hissettiğin tam karşı davranma, karşı tepki geliştirmedir. Ben bunu aramıyorum. Öfkesini asıl hedefe değil de başka nesneye yöneltme yer yön değiştirmedir. Cevap da B şıkkıdır hocam. Geldim 11. soruya. Bana bir psikolojik kişilik bozukluğu sorulmuş. Bakalım hangisiymiş? Kişi ağır bir durgunluk ve ilgisizlikten aşırı taşkınlık durumuna kadar çeşitli derecelerde hareket bozukları sergiliyor. E. Kişide halüsinasyonlar. Halüsinasyon yani olmayan şeyleri görmeye başlıyor olmayan kişilerden bahsediyor. Mesela yanımda oturan arkadaş gibi. Yok öyle bir şey tamam mı? Yani yanımda bir şey birinin oturduğunu, konuştuğunu, işte onunla birlikte ders anlattığımızı söylersek yani anlayın ki gidi ya gidik gidiyor artık. Her neyse konuşmada düzensizlik, kendi kendine konuşma, gülme, işte aşırı bedensel uğraşlar, gerçeklikten kopma, yarattığı dünyanın yani kendi yarattığı bir dünya var ona inanıyor. Öz bakım becerilerini eksik yapıyor. Dolayısıyla bu kişi gerçeklikten kopmuş. Kendine yarattığı bir dünya var. Olmayan kişilerle konuşuyor. Olmayan şeyler görüyor. Demek ki şizofreniden bahsediyoruz hocam. Gelelim son soruya. Diyor ki bu metinde stresle başa çıkma yollarından hangisi anlatılmıştır? Şimdi sınav dönemindeki bir arkadaşımız var. Sürekli evde ders çalışıyor. Annesi de diyor ki oğlum sen en iyisi kendine bir gün izin ver. Git arkadaşlarına dolaş. Çocuk dışarı çıkmış, arkadaşlara dolaşmış, tiyatroya gitmiş, yemek yemiş, sonra eve gelmiş, annesine sarılmış. Bana çok iyi geldi demiş. Şimdi sürekli evde çalışıyoruz. Şu an çalışıyor olabilirsin. Gerçekten hani ben de bir haftadır kapanmış size video çekiyorum. Gerçekten çok zor. Yani dışarı çıkmıyorsunuz, güneşi görmüyorsunuz. E, ama belli bir zaman sonra sıkılıyorsunuz, geriliyorsunuz. Dolayısıyla bazen çıkıp hava almak lazım. Çok kısa süreliğine bazı etkinliklere katılmak lazım. Abarttığınızda zamanınız gider. Daha sonra ah var edersiniz. Dolayısıyla burada sosyal etkinlikleri geliştirme kişinin stresi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmuştur. Arkadaşım her şeyi dengede yapın. Yani buradan bahsettiğimiz şey evet çıkacağız. Arkadaşlarımızla görüşeceğiz ama akşama kadar işte dışarıda dolaşıp. Gelip bir iki saat çalışmakla bu sınav kazanılmaz emin ol hocam bir haftadır evde Çıkmıyor Gelelim bir başka testimize kaçıncı testimiz bakalım Altıncı testmiş bakıyoruz ilk sorumuza diyor ki Çocuğun davranışlarını normallik ve anormallik açısından değerlendirdiğimizde hangisi söyleyebiliriz Öyle bir çocuk var ki 5 yaşında Babası küveti dolduruyor banyo yapacak Gidiyor bir şişe mürekkebi oraya boşaltıyor İşte Öfkeleniyor adam ama çocuk gülüyor. Bu adam ne yapacağını şaşırıyor. Annesi hazırlık yapmış, güne birçok kadın çağırmış, gelecekler. Tam işte gelmeye yakın gidip sofraya çekip bütün her şeyi yere döküyor. Şimdi bu çocuğun yaptığı davranış normal midir hocam? Yok anormaldir. Yani normaldir diyenler çok doğru söylemiyorlar. Peki anormaldir çünkü akıl hastalığı mı, mı var? Hayır hocam 5 yaşındaki bir çocuk. Anormaldir ama akıl sağlığı bozuldu diyemeyiz. Anormaldir çünkü çocuk yaşına göre davranmıyor, etrafa zarar vermeye başlıyor. Dolayısıyla bu çocukla konuşulmalı, bir çare bulunmalı diyebiliriz. Gelelim ikinci soruya. Dişi çok ağrıyan Sibel Hanım var. İşte doktora gitmeye korkuyor ama eşinin ısrar üzerine randevu alıyor. Ama o randevunun de saatini gününü unutuyor hocam. Burada ne yapmış oluyor? Bastırma yapıyor o yüzden unutuyor. Unutma varsa genelde bastırmaya gideriz. Gelelim üçüncü soruya. Nasrettin Hoca ile ilgili bir soru. Nasrettin Hoca yine her zamanki gibi bir gün eşeğe biniyor. Ya binmeye çalışıyor ama bir türlü binemiyor doğa doğrusu. Sonra ah ah. Yani gençliğimde görecektiniz. Ne gençtim. Ne binerdim. Ne sürerdim. Diyor demeye getiriyor. Sonra bakıyor etrafında kimse yok. Nasrettin Nasrettin biz senin gençliğini de biliriz. Yani İnsan neyse yedisinde, yetmişinde de odur hocam. Değişmemiş. Gençliğinde de Ani Nasrettin, şimdi Ani Nasrettin. O zaman da binemiyor, beceremiyor, şimdi de beceremiyormuş hocam. Geldik dördüncü soruya hocam. Bize ne sorulmuş? Kişilik kuramı sorulmuş. Ki bu kişilik kuramında 0-6 yaş dönemi çok önemliymiş hocam. Kalıtsal özellikler çok önemliymiş. Anne baba tutumları çok önemliymiş ve kişi 7'sinde neyse 70'inde odur demek istiyor. Bu hangisidir? Psikoanalitik yaklaşımdır. Bu yoksa diğer ismi psikodinamik yaklaşıma gideceğiz. Bakıyoruz psikodinamik yaklaşım var ve bu yaklaşımın temsilcisi Freud hocam. 0-6 yaş dönemlerini gördüysen özellikle Freud'a gitmelisin hocam. Geldim 5. soruya. Erikson'un psikososyal gelişim ile ilgili bir soru var. Bakalım bu çocuğumuz hangi dönemde? Diyor ki bu dönemdeki çocuklar hareketlidir, meraklıdır, öğrenme isteklidir, motor ve dil gelişimleri gelişmiştir. Çevresini anlamak için sürekli soru soruyorlar. Ve bu sorulara bizim uygun cevaplar vermemiz lazım. Şimdi çocuk, düşünelim mesela temel güvenek karşı güvensizliği. Bu 0-1 yaş dönemidir. Bu çocuk soru sorar mı? Konuşamıyor, ele gitsin. Özertliğe karşı utanç 1 ile 3 yaş arasıdır. Yeni yeni konuşmaya başlıyorlar. Yani tam bir cümle kuramaz hocam. Dolayısıyla bu dönemde olamaz. Girişimciye karşı suçluluk 3 ile 7 yaş arasıdır. Bu dönemdeki çocuklar konuşmaya başlarlar. Dil gelişimleri hızlanır ve dünyayı merak ederler. Her şey soru. Anne ben nereden geldim? Baba ben nereden geldim? İşte şuradan geldi dersin. O nasıl oldu? Bu nasıl oldu? diye sorular sorarlar. Sizin uygun cevaplar vermeniz gerekir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkıdır diyelim. 6. sorumuza geçelim. Burada İpek'in yaşadığı bir durum var. Bu durumun ne ile ilişkili olduğunu bulacağız. Aslında bir çatışma var. Hafta sonu sinemaya gitmek için alışveriş merkezinde arkadaşlarıyla buluşan İpek uzun süredir beklediği telefon kabının geldiğini görür. Bir ikilemde kalır. Şimdi sinemaya gidecek sadece bileti var. E, telefon kabını alacak bileti yok ama hem telefon kabını almak istiyor çünkü belki sinemadan sonra biter çünkü kısıl sayıda gelmiş. Dolayısıyla her ikisini de istiyor. Telefon kabını da istiyor, sinemada gitmek istiyor ama birisine yetecek parası var. Her ikisi de istenen durum olduğu için buna yaklaşma ve yaklaşma çatışması diyoruz. Dolayısıyla cevap 5 şıkkıdır hocam. Geçelim 7. soruya. 7. soruda değerli arkadaşım bize bir test sorulmuş. Bu test değerli arkadaşım 10 karttan oluşuyormuş neden oluşuyormuş? 10 karttan oluşuyormuş ve karışık mürekkep lekelerinden oluşuyormuş. Bu mürekkep lekelerinin bazıları renkliymiş, bazıları siyah beyazdır. İşte kişilere bunlara tek tek bakmalarını söylüyoruz. Sonra buna göre bir yorumlama yapıyoruz. Onun duygularının, düşüncelerinin, psikolojik bozukluklarını bu şekilde tespit ediyoruz. Eğer 10 kart varsa, bu kartlar mürekkep şeklinde ise Roşa testine gidersin. Yani cevap Roşa testidir hocam. Gelelim 8. soruya. Burada bize yine bir savunma mekanizması sorulmuş. Diyor ki: "Yurt dışına çıkan Elif ki bu Elif gerçek bir Eliftir. Çek Cumhuriyeti'nde başımıza geldi. İlk gün gittik. 7 çocuk var yanımda ve ilk gün tramvaya biner binmez Elif'in cüzdanı çalındı hocam. Gerçekten çalındı." Şimdi ben de bunu soruya uydurdum. İşte Elif şöyle bir cümle kullanıyor ki o zaman kullanmadı. Bana çok iyi bir ders oldu. Bundan sonra dikkatli olmayı öğrenin diyor. Olumsuz bir durumdan olumlu bir durum çıkardı. Trafik kazasında Allah korusun bir bacağını kaybedenin diğer bacağımı Allah'tan kaybetmedim demesi. Hep olumsuz durumlardan olumlu bir yan bulma, iyi bir yan bulmaya ne diyoruz? Polyanacılık yani diğer ismiyle tatlı limon diyoruz. Gelelim dokuzuncu soruya. Burala bu burada fobi ile ilgili bir durum var. Diyor ki bu parçada fobinin hangi yönü vurgulanmaktadır? Şimdi çok önemli bir toplantısı olan iş adamı var. E, yıl, aylardır günlerdir buna çalışıyor. Ama uçağa binemiyor. Projeye gitmese proje iptal olacak. Uçağa binse kalpten gidecek. Dolayısıyla fobilerin hangi yönü vurgulanmaktadır? İnsan yaşamını olumsuz yönde etkilenmesi vurgulanmaktadır. Geldik hocam nereye? 10. soruya. Şimdi burada diyor ki hangi savunma mekanizmaları kullanılmamıştır? Hangisine başvurulmamıştır? Bakalım polislik mülakatına giren bir arkadaşımız var. Spor aşamasında elenmiş. Bu kişi ismi de Osman. Eve gelince ağlamış. Şimdi Osman polislik mülakatına girdiğine göre yetişkin bireydir. Genç yetişkin bir bireydir. Ağlamış olması değerli arkadaşım bir önceki evrelere çocukluk evresine gitmesine neden olur. Dolayısıyla burada ne var? Gerileme var. Peki daha sonra ne yapmış? Ağladıktan sonra kardeşini bir güzel azarlamış. Asıl hedef suçlu o değil ki. Ama ne yapıyor? Öfkesini ona yönlendiriyor. Asıl hedefe değil de gücünün yettiği hedefe yönlendirdiği için yer yön değişimi olmuş. Ondan sonra kendisini ziyarete gelenlere bir tek başarısız olan ben miyim? Herkes başarısız oluyor. Herkese bu durumu ne yapıyor? yansıtıyor hocam. Sonra diyor zaten kazansetme gitmeyecektim. Polisi bana göre değil. Hemen ne yapıyor? Bir mantığa uydurma yapıyor. Hemen bir bahane buluyor hocam. Ama yüceltme yok. Cevap D şıkkıdır. 11. sorudayız. Bu soruda bize sorulan şey Monk'un yaşadığı durum aşağıdaki hastalıklardan hangisiyle açıklanabilir? Bakalım. Monk kimdir? Ünlü dedektif Andrea Monk'un öykülerinin anlatıldığı bir televizyon dizisiymiş. Psikolojik rahatsızlığı yüzünden kariyeri tehlikeye giren Andrea Monk güçlü görsel belleği, en ince detayları yakalaması ve ufacık ipuçları birleştirmesiyle dikkat çeker. Eşinin bir cinayete kurban gitmesi Monk'un rahatsızlığını artırır. Kapalı yerde kalamaz hocam. Yüksekten ve mikroplardan ödü kopar. Dolayısıyla burada bir fobi var. Net olarak bunu yazalım. Sonra çıktığı basamakları sayıyor. Sık sık ellerini yıkıyor. Sık sık ellerini yıkaması ve bu olayı tekrar etmesi onda obsesif ve kombüsü bir davranış olduğunu, öyle bir hastalık olduğunu gösterir. Dolayısıyla cevabımız net olarak eşik olacaktır. Gelelim bu testteki, daha doğrusu bu videodaki son sorumuza. Diyor ki bu özellikler aşağıdaki terapi türlerinden hangisini tanımlar bakalım. Yanlış düşünce kalıplarının ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkileri yarattığını savunan bu terapi yöntemi diyor ki bireyin olumsuz ve işlevsiz düşünce yapılarını değiştirirsek daha sağlıklı düşünme biçimini geliştirebiliriz. Mesela beni kimse sevmiyor düşünce kalıbı yerine daha gerçekli, daha olumlu bir düşünce kalıbı koyabiliriz. Yani bireyin rahatsızlığı nedeni insanda ya da bireyin kendisine gerçekleşen yanlış düşünce kalıplarıdır. Mesela şurada bir sorun var. Tamam bunu sorunsal bir kalıp olarak düşünelim. Eğer biz bunu yerine daha uygun, daha pozitif bir şekilde uygun bir bakış açısıyla şemayı değiştirebilirsek o zaman ne olacak? Kişinin sorununu çözeceğiz. Yani sorunun kaynağı kişinin yaşama karşı yanlış bir bakış açısıdır, yanlış bir şemasıdır, yanlış bir algısıdır. Eğer bu şemaları, bu bakış açısını değiştirirsek sorunu çözebiliriz. Bunu söyleyen yaklaşım ise bilişsel terapidir sevgili arkadaşım diyorum. Ve artık videoyu sonlandırıyorum. Nerede buluşuyoruz? Tıpkı ÖSM testlerinde buluşuyoruz ve psikolojiyi bitiriyoruz. Hoşçakalın.